Kazanım 3'teyiz. Birinci söyle başlıyorum. X eksi 2 ile 3 arasında ise denklemi sağlayan iç değeri. x değeri. Şimdi burada eksi 2 ile 3 arasında yine 0 vereceğim. Herhangi bir değer verebilirim. Buraya 0 verdiğimde 0 artı 2, 2 yani burası artı olur. 0 3, eksi 3 o zaman burası eksi olur. 5 eksi 0, 5 burası artı olur. Buna göre şimdi yapalım işlemimizi. X artı 2 olduğu gibi çıkacak artı çünkü. Bak x eksi 3 normalde eksiyle çarpıp çıkaracağım. Eksi x artı 3 ama önünde de eksi var. Eksi çarpı eksiden artı oldu yine. X eksi 3 oldu. Yani normalde bu eksi x eksi 3 diye çıkacak. Önündeki eksiyle çarpınca yine artı x eksi 3 oldu. Burası da artı 5 eksi x eşittir 3'müş. Bu olduğu gibi çıktı artı olduğu için. Şimdi x eksi x buradan sadece eleştirelim. x 2 eksi 3 eksi 1 artı 5 4 mü yapıyor? X artı 4 eşittir 3. Bunu karşıya attığım zaman 4'ü x eşittir 3 eksi 4'ten eksi 1 bulunur. Cevabım B oldu. İkinci sorudayım. X küçük 3 ise mesela 2 verelim. Ya da x eksi 2. 3 küçük 0. Şimdi 2 verdiğimiz zaman 2 eksi 4 eksi 2. Burası negatif. 5 eksi 2. Burası pozitif. 3 yapar çünkü. Denkleminin çözüm kümesi demiş zaten. x eksi 4. Eksi ise eksiyle çarptım ben bunu. Eksi x artı 4. 5 eksi 2. 3. Yani burası 5 eksi x artı. O yüzden bu olduğu gibi çıkacak. Artı 5 eksi x artı 3 eşittir 10. Burada 2 vermemin sebebi sadece işaretini verilmek. Yani e, mutlak denetçi pozitif mi negatif mi? Şimdi o zaman burayı toplayalım. 9 3 daha. 12. Eksi x eksi x. Eksi 2 x. 12 eksi 2 x 10'muş. Yani buradan 2 x eşittir 2 olur. 12'den 2 çıkarırsam onu elde ederim. Buradan her tarafı 2'ye böldüğümde x eşittir 1. Yani çözüm kümesindeki elemanım 1'dir. Cevabım burada ne oldu? D oldu. Üçüncü soru. X büyük 2. X eksi 2 büyük 0 ya da. X'e 3 verelim. 3 eksi 2 1. Burası artı. 3 verdiğim zaman 6 artı 3 9. Bu da artı. O zaman mutlak değerlerin artı ise olduğu gibi çıkacak. Birincisi x eksi 2. ikincisi 6 artı x olduğu gibi çıktı artı 8 eşittir 18. x x 2 x e, 8 6 14 eksi 2 artı 12 eşittir 18 yaptı. 12'yi karşı tarafa attım. E, ne oldu? 2 x eşittir 18 eksi 12 6 yapar. 2 x 6 ise x dediğim 3 bulunur. Cevabım ne oldu? A seçeneği oldu. Geçtim dördüncü soruya. Eksi 3 ile 4 arasındaymış. Eksi yine bak. Eksi 3 ile 4 arası. 1 eksi 1 artıysa direkt 0 veriyorum. Hiç uğra. Ya tabii 1 de verebilirim. 2 de verebilirim. Eksi 2 de verebilirim. Ama sıfır kolay oluyor. Sıfır artı 3. 3 oluyor. Bu artıymış demek ki. 0 eksi 4. Eksi 4. Burası eksiymiş. O zaman birincisi artı. X artı 3. Olduğu gibi çıktı artı olduğu için. İkincisi eksi parantezinde x eksi 4. Eksiyle çarpı çıkaracağım. Önünde de eksi var. Yani normalde burası eksi x eksi 4. Şu ifade. Önünde de eksi var. Artı oldu. Yani direkt x eksi 4 oldu. Eşittir 6. 2x x 3 eksi 4. Eksi 1 6. Yani 2x eşittir 7 olur. Eksi 1'i karşıya atarsam. Her tarafı 2'ye böldüğüm zaman x dediğim 7 bölü 2 olunur. Cevabım C oldu. Bu kazanımı da bitirdik. Şimdi diğer kısma geçebiliriz.